Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan, ben bu görevde olduğum sürece faizler düşmeye devam edecek. Nas neyi gerektiriyorsa onu yapacağım demişti. Ancak Merkez Bankası 27 ay sonra faizi %8,5'tan %15'e çıkardı. Muhalefet Erdoğan'a nasıl hatırlattı, ne oldu diye sordu. Faiz yükseldi. Şimdi sormak lazım. Sen dün Kur'an'dan söz ediyordun. Faizden söz ediyordun. Nas'tan söz ediyordun. Ne oldu? Nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor? Sana bana ne oluyor? Nas gibi bütün Müslümanların yüreğini titreten bir kavramı da Erdoğan faiz üzerinden maalesef yıprattı. Bundan sonra ümit ederiz bir daha istismarcı bir dil kullanmaz. Merkez Bankası faizi tek seferde 6,5 puan artırarak %8,5'tan %15'e yükseltti. Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmişte faiz artışına ilişkin Nas sözlerini hatırlattı. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Bu konuda Nas ortada. Yalancının mumu erken mi söner? Öyle yatsı, bir atasözü var. Yani. İşte geldikleri tablo bu. Cumhurbaşkanlığı değil, koltuğunda oturan kişinin kendi halkına yalan söyleme lüksü yoktur. Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay inmeye devam edecektir. Nasıl değişti bir ay içinde görüşlerinizin tümü? Bilginiz değişmediğine göre, bir anda aydınlanmadığınıza göre nasıl değişti? Ve bundan sonra değişmeye devam edecek mi? Önceki Merkez Bankası'nı görevden aldık çünkü laf dinlemiyordu. Mart 2021 yılında %19 seviyelerindeydi politika faizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o dönemin Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı söz dinlemiyor diyerek eleştirmiş, görevden almıştı. Çetinkaya sonrası 3 Merkez Bankası Başkanı değişti. Merkez Bankası politika faizini kademeli olarak %8,5'a kadar düşürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan da faizin yükseltilmesi yönündeki beklentilere ve açıklamalara karşı her seferinde Nas diyerek faizin haram olduğunu söyledi. Bir Müslüman olarak Naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam ediyor. Hani senin inancın? Hani faizi sıfıra indirecektin? Niye faizi yükselttin? Niye bu millete yalan söyledin? Milletine yalan söylemek ahlaksızlık değil midir? Seçim sonrası ekonominin dümenine Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan oturdu. Piyasalarda Merkez Bankası'nın faiz artırımına gideceği beklentileri oluşurken Merkez Bankası da 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına gitti. Politika faizi %15'e çıktı. Bu karar sonrası muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Nas'tan niye vazgeçtin diye sordu. Bu kez kıblelerini değiştirip faiz arttırma kararı aldı. Ne oldu sizin Nas'ınıza? Sizin kıbleniz şimdi neresi? Bu ülke yüksek faizle parasına para katanların cenneti olmayacak. Dün bu karardan sonra Türk lirasının değer kaybı %7. Seçimden sonra Türk lirasının değer kaybı %25. 650 bas puan artışı Cumhuriyet tarihinin en yüksek faiz artışı bir seferde. Muhalefet Cumhurbaşkanı'na Nas ne oldu sorusunu sorarken gözlerse ben görevde olduğum sürece faiz hep düşecek diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artışı sonrası vereceği mesajda.